Şimdi şuradayız, Luzern'deyiz. Rutli dediğimiz yer burası. Evet, İsviçre sınırlarına dün olaylı bir şekilde giriş yaptık. Nasıl girdik? Gerçekten yani beklediğimiz gibi olmadı. Biz gündüz gözüyle geçmek istiyorduk. Fransa tarafında son durmamız gereken mola yeri kapalıydı, yoktu yani. Haritadaki gibi değildi. Dolayısıyla İsviçre'ye devam etmek zorunda kaldık. İsviçre'de de cumartesi gecesi ayrı bir dünya yaşanıyor galiba. Şu an gördüğümüz memleket de, dün gece gördüğümüz memleket kesinlikle aynı hiç değil. Hiç alakası yok. Bütün böyle hani ergenin bir tık üstü yaş olabilir. Genç kız ve erkekler bulundukları ortam benzin istasyonları ve araba park yerleri. Onların orada arabaların etrafında toplanıyorlar, içiyorlar, müzik dinliyorlar, bağırışa apaçilik yapıyorlar, yanlıyorlar, ara gaz evet, veriyorlar. Arabaları bir tuhaf tuhaf kullanıyorlar falan. Gerçekten enteresan bir gece geçirdik. Ama saat 1 oldu, herkes gitti yani. Bir anda gitti. Biz saat 1 civarında falan Züriye'ye girdik. O civarlardaydı, otoparka girdiğimiz zaman. Biz hazırlığımızı yaptık, yatağa girme noktasına geldik. Sesler saat 1 oldu ve bütün sesler gitti. Neyse sonra ki sabah kalktık, sanki dün akşamki manyaklar o şehirde yaşamıyormuş gibi. Herkes koşuyor. Bütün memleket sessiz koşuyor. Sessiz sessiz. Dışarıda güldenizi bekliyorum. Hiç orada bir kaktüs müzesi gibi bir şey vardı oraya giderken. Geçen insanlara good morning, good morning, good morning demekten yoruldum. İçimden dedim ki, birader dün gece manyaklaşan siz değil miydiniz? Ama yaş grupları biraz farklıydı. Dün bizim gördüğümüz gerçekten yani ergenin bir tık üstü yaş cinsinde, yani yaş grubuydu. Ama sabah koşanlar, yaşlısı da vardı. Hani gençten kastım da yine o ergen kesimi değil de daha üst nokta. Hani 20 küsur, 25 yaşlarında falan olabilir. Bayağı bir insan koşuyordu. Çok koşan insan gördük. Evet. Şimdi oradan çıktık. Dedik ki Zürih bize göre değil. Büyük şehirlere hiç girmeyelim. Zaten biz İsviçre doğasını görmek için istiyorduk. Benim bir arkadaşım tavsiyede bulundu. Burada yaşıyor kendisi, İsviçreli. Luzern'e gidin dedi. Luzern'e geldik. Gerçekten de gelirken de çok güzel yollardan geçtik. Şu an burası da yani dağlarda karları görüyoruz. Ya karlar konusunda şey diyeceğim. Şu an zaten biz Nisan ayındayız hala. Nisan'ın ortası bu arada, 14 Nisan. Yolda gelirken arabanın içi güneşin vurduğu yerlerde yanıyorsunuz. Yani hani gerçekten ensem, kolum, başım, her yerim yandı. Sonra arabayı park ettik. Gölge bir alana geldik. Ve üşüme başladı. Yani çatlayacaktım ısı değişiminden gerçekten. Bir yerde 25-26 derece sıcak var. Bir yerde 10 derece, 8 derece soğukluk var. Yani gerçekten çatlayacaktım. Ya buraya geliyorsanız, bu mevsime mi özel bilmiyorum ama ona hazırlıklı olup peşi söyleyeyim. Evet, şimdi buraları böyle gösterelim Hüseyin Bey. Böyle gösterelim. Şimdi şöyle, bizim Avrupa turu içindeki minik Avrupa turu olarak da İsviçre turu yapmayı niyetimiz var ama öyle çok da büyük değil. Buradan biz İtalya'ya doğru geçeceğiz zaten, daha önceden de konuştuğumuz gibi. Geçerken birkaç tane noktasına uğrayacağız ve ilk durak olarak Luzern'deyiz. Burada anlatacak bir şeyimiz var mı? Yolda bak. Çok bir bilgimiz yok. Arkadaşın tavsiyesine göre yani doğayı görmek istiyoruz vesaire dediğimiz için gönderdi. İşte yani yol üzerine Milano özellikle bulunduğu için. Bir Kapler köprüsü var şurada. Var. Oraya göreceğiz. İşte şu manzara zaten yeter. Tabii yani. Hadi gel gezelim. Ya şimdi İsviçre'ye geldiğiniz zaman zaten şöyle bir durum var. Size doğasını bir kenara bırakırsanız Almanya'dan, Fransa'dan çok farklı bir şey beklemiyor. Çünkü yani iki kültürün karışımı bir kültür olduğu için binalar, etraf, işte kiliseler, tarih müzeleri vesaire falan hepsi oradakilerle aynı. Ama burada işin içine bir doğa kavramı giriyor ki gerçekten kameraya umarım bizim gördüğümüz şekilde yansıyordur ama hiç yansıdığını düşünmüyorum çünkü o kadar çok video izledim. Hiçbiri gerçek gözle gördüğüm gibi değil. Ben bir de ek bilgi vereyim.
Mark'ın bize söyledi. Buradan bir, ya botlar var burada. Botlar kalkıyor. Sizi bir yere götürüyor. O yerin adı neydi? Şeye göre, efsaneye göre İsviçre orada kurulmuş dedi Mark. Neydi oranın adı? Bakıyorum. A few moments later. Vallahi okuyamam. Beitrech diye şöyle bir şey yazıyor. Ha, Rutli. Aslında Rutli. Belki bu da başka bir şekilde okunuyordur. Hı. Şuradan göstersek görünür mü? Görünmüyor. Görünmüyor ama. Rutli diye bir yer. Eğer siz gelirseniz ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Burada saatli kalkıyor çünkü biz yetiştiremedik. Hı. Şimdi o zaman hadi planlı programlı olmadığımız için. Kapiler Köprüsü'ne doğru gidelim. Tamam. Bir de o taraflara bakalım. Tamam. Hadi şurada. Tekne turunun, yani teknelerin kalktığı yerin oraya geldik. Burada bir harita var. Buradan daha doğru olabilir anlatması. Biz şimdi şuradayız. Luzern'deyiz. Rutli dediğimiz yer burası. İsviçre'nin efsaneye göre hani burada kurulduğu söyleniyor. Buradan şu Brünnen'den ve Brünnen'den de yine tekne gidiyormuş oralara. Ulaşım açısından sizin de bilginiz olsun. Ama burada işte bir saat skalası falan var. Günler, bugün pazar zaten çok bir şey çalışmıyor etrafta. Onlara göre önceden gidebilirsiniz. Yani planlayıp gidebilirsiniz. Bu arada bu şehirden beklenmeyecek büyüklükte, yani hani küçük bir şehir sonuçta, beklenmeyecek büyüklükte bir tren istasyonu var. Ve tren istasyonundan büyük bir ihtimalle Almanya'nın, Fransa'nın ve İsviçre'nin her yerine tren var. Aklınızda bulunsun, buraya araçsız gelecekseniz, İsviçre'ye falan geliyorsanız direkt olarak trenle de gelebilirsiniz. Oraya geldikten sonra. Bence bu faktörü değerlendirin. Hazır tren varken ben geldiysem Zürih'e hemen binerim trenime, gelirim buraya tık. Boş geçmeyin yani. Evet, videolara klişe. Az önce limanın oradan çıkıp hemen karşısına geçtiğimiz zaman Kapler Köprüsü ya da Kapel Köprüsü, emin değilim. Onun yazılışını buraya yazacağım. Buraya geldik. Burası 1300'lü yıllarda yapılmış bir asma köprü. Şehrin savunması amacıyla yapılmış bir köprü. Bu köprüyü önemli yapan şeylerden bir tanesi, burası Avrupa'nın ilk asma köprüsü ve yapıldığı yapıda tutulmaya, korunmaya çalışılan bir köprü. Tabii ki hani küçük küçük restorasyonlar görüyor ama bulunduğu şekilde korunmaya çalışıyor. Burada hani herkesin genel yorumu, İsviçre'ye saygı duymak gerekiyor. Çünkü ahşap bir köprüyü var olduğu yapıda korumak çok zor bir şey bu kadar uzun süre. 700 yıllık bir köprüden bahsediyoruz. Köprünün içine girdiğimiz zaman tavanda bu bölgenin tarihiyle ilgili küçük küçük resimlerin olduğunu göreceğiz. İnşallah. Biz de daha görmedik. Öyle yazılıyor her yerde. Görüyorsak siz görüyorsunuz şu anda. Burası da hani buraya geldiğiniz zaman görülmesi gereken ikinci yer diyebiliriz açıkçası. Brünnen Çeşmesi'ne geldik. Hemen köprüden çıktığınız zaman zaten köprüden geçerken sola doğru bakarsanız görüyorsunuz burayı. Aslında çok eski bir tarihi yok bunun. Bu 1918 yılında yapılmış bir çeşme. Ama hikayesi eskiye dayanıyor. 16. 15. yüzyıllara kadar gidiyor. Safran Locası'nın başkanı kendisi ve o aile Safran Locası'nı yöneten aile. Her sene büyük hasatlarını toplayıp satışını gerçekleştikten sonra buradan insanlara portakal fırlatırlarmış. Ve hani halk tarafından da çok sevilen bir aileymiş. Onun adına yapılmış bir çeşme. Safran dedin ama portakal mı fırlatıyorlarmış? Evet. Para onlarda. Böyle böyle zengin oluyorlar. Safrandan para yücük kala, sonra portakal at. Aa, ucuz portakal. Allah Allah. Şehrin eski meydanı olan Kornmarkt'a geldik. İsminden anlaşılacağı gibi Mısır pazarı, yani tahıl ambarı, tahıl pazarı olarak kurulan yer bu alan eskiden. Binanın arka taraftaki bina, şöyle göstermeye çalışayım. Bu bina 1350'li yıllardan itibaren
mısır tahıl ambarı olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda 1400'lü yıllardan sonra da belediye binası olarak da işletilmeye başladı ve hem belediye binası hem de tahıl ambarı olarak kullanılıyordu. Burası da aynı zamanda bir pazar yeri olarak kullanılıyordu. Hemen yan tarafında da zaten şehrin her Avrupa şehri gibi meydanında bölgenin saati olan şehrin adını o aklıma gelmedi. Luzern saatini görebiliyoruz. Ya şimdi biz artık magnetimizi alalım, arabamıza gidelim derken bir tane kiosk gördük. Kiosk. Kiosku Güldeniz kioskun içine girdi. Bir şeyler söylemeye başladı ama Türkçe söylüyor. Ben de kapının önündeyim. Bir tane bir yerin fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Ne oluyor ya dedim Güldeniz içeri girerken. İçeri biri Türkçe bir şeyler anlatmaya çalışıyor dedim. Ben bir an bir saniyede şunu düşündüm. Güldeniz bir şey tartışıyor ama İngilizce değil, şu an dayanamıyor. Türkçe tartışıyor gibi düşündüm ben. Öyle girdim içeriye. İçeride Ahmet abi ve eşiyle tanıştık. Kendisi eski kent meydanında bir kiosk işletiyor. Zaten videoda fotoğrafı çektim, küçük bir videosunu çektim. Bize inanılmaz bilgiler verdi, inanılmaz samimi bir şekilde yaklaştı. Buyurun Güldeniz Hanım. Okay. Gelirseniz bir defa mutlaka uğrayın. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz hem de biz sohbet muhabbet edersiniz. Gayet çok değerli bilgiler verdi yani, evet, burayla ilgili, görülecek yerlerle ilgili. Onun dışında... Şeyden bahsetti, şehrin... Yani bu şehir sadece yılda 12 milyar frank turistten kazanıyormuş ve bir Çinli ortalama bu şehirde 1800 frank günlük para bırakıyormuş. Yani hani inanılmaz bir turizm kaynakları varmış buranın, ondan bahsediyor. Biz bu kadar düşünmüyorduk gerçekten buraya. Hani küçük bir kasaba gibi falan düşünüyorduk. Tabii. Yine öyle de ciddi bir turizm yeriymiş aslında burası. Bize bir yer önerdi, bir tane tavuk restoranı önerdi. Oraya kesin gidersiniz, gidin dedi. Yazacağım onun altını. Dünyada bu çok özel bir sosla yapı, çok meşhur olan bir tavukçuymuş. Buraya da çok yakınmış. 9-10 kilometre mesafede. Bir de bir otelden bahsetti. O otelde dünyada turizmin başladığı otel olarak geçiyormuş. O da bizim yolumuzun üzerinde, biraz yukarı tırmanmamız gerekiyormuş. Oraları da kesin görün dedi. Burgenstock. Burgenstock. Ben de isimler karışmaya başladı için. Birkenstock'tan. Aklıma gelsin. Öyle bir şeye denk geldik. Yani çok tatlı bir insandı. Evet. Gerçekten çok şeydi. Aa, burada ne güzel bir kapı varmış ya, ben bunu. Ha, gelirken görmüşüm. Tamam ya. Şurası. Ben kapatmayayım. Tamam. Geç çektim. Yani şeyde Ahmet abi gerçekten tatlı bir insandı. Gelen gençleri görmek, Türkiye'den gelip buralara gelip gezen insanları görmekten çok mutlu olduğunu dile getirir. Yani geldiği zaman bir uğrayın, bir selam verin. Ya, bir su alırsınız. Bir su alın, bir şey olun. Kahve satıyor, bir kahve içersiniz. Biraz sohbet edersiniz, size önerilerde bulunur. Evet. Ondan sonra devam edersiniz. Ama turist information gibi. Tabii tabii. Gerçekten bize gideceğimiz yerleri falan söyledi. Hangi yoldan ya bize buradan Türkiye'ye gidene kadar bir rota çizdi. Şurada gidin, şurada kalın, şurada durun, şurada dinlenin. Bakın dinleneceğiniz yerler burası olsun, şu yolu kullanın diye her şeyi anlattı bize. Yani hani bana ya gerçekten bize şunu anladı. Milano'ya giderken şu liralarda sadece durun, şöyle gidin. Oradan çıktıktan sonra şu rotayı kullanın, buradan devam edin diye bütün detaylı her şeyi bize anlattı. Gerçek bir turist information Ahmet abi. Evet, böylelikle de Luzern sayfasını... Luzern merkez sayfasını kapatıyoruz. Kapatıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şekilde. Neydi? Bürkenstock'a geldik. Bürkenstock'a geldik.
iyi ki tavsiye etmişler. Hem vallahi işte Ahmet abi Allah razı olsun. Hem Ahmet abi ikisi de söylemişti. Biz böyle doğa içerisinde bir yerlere gitmek istiyoruz dediğimizde. Ben şimdiye kadar böyle bir yer görmedim ve İsviçre'den tam olarak beklediğim şey de zaten buydu. Yani dün akşamki zirih mürih her ya, şey unutuldu. Ya. Şu an mükemmel bir yerdeyiz. Yani videoyu zaten siz göreceksiniz şu anda. Ben şöyle geçeyim de sen şuradan çek bak. Ya beni çektiği için söylüyorum. Yani şöyle bir yolda yürüyoruz şu anda. Yani bu... Bak bu görüntüyü benim mevcuttaki parayla satın alabileceğim kameralarla vesaire ya da benim montaj becerimle sizlere yansıtamam. Gördüğünüzü çarpı 40 falan deyin. Yani hani kafamı çeviremiyorum. Yani kafam kırılacaktı sağa sola bakmaktan. Ve böyle yeşili rengi, oksijen, dağlar, tepeler. Dağlardaki karlar. Yani hani tarif edemem bunu ve hani bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'nin şurasına benziyor değil yani. Ya yani hiçbir yere benzemiyor. Burası gerçekten İsviçre. Mükemmel. Mükemmel yani gerçekten hani. Gerçekten mükemmel. Bazılarınız abartı gibi gelebilir. Ama peşin peşin söylüyorum. Gram abartı yok. Ya bir de çok iyi bir şekilde korunmuş ya. Yani gözünüze çarpan, sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Tamamen orijinal evler. Ya. Bir alüminyum kaplama. Bir şey, hiçbir şey yok. Ya bir de geniş geniş araziler. Ya inekleri görmedin mi? Benden yakışıklı inek vardı yolda ya. Yolda geçerken şöyle baktım. Kim bunlar Türkiye'den biri? Ama işte bunları söyleyince abartın çıkıyor. Olsun yani. O inek böyle şöyle bakıyordu. Gururlu gururlu bakıyordu. Evet tabii ki İsviçre ineğim ben. Çan sesleri. Kuş sesleri. Çok acayip yani hani. Şimdi de Birkenstow'a... Birken nereden çıktı ya? Birkenstow'a geldik. Burası da bizim şu anki anlamda bildiğimiz turizmin başladığı yer olarak geçiyor. Muş. Ahmet abi öyle söyledi. Baktık öyle diyor. Ve hani böyle kartpostal resmi. Şuraya ya. Bak ya gerçekten. Böyle bir şey yok ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Bir şey burada yaşayıp da 100 yılın altında ölen insan, yaşının altında ölen insan sağlıksız besleniyordur. Ha ben bir şey söyleyeyim. Burada McDonald's'a besleniyordur. Ona rağmen 100 yaşına kadar yaşar. Keşke şurada böyle karavanımızla şunların arasında bir yerde. Ya da çadırda olur. Kamp olur. Vallahi ben şu an şeydeyim. Giderken şu çimenlere bir ayağımı bassam o bile yeter bana. Ne acayip, ne güzel. Nasıl bir şey ya. Şimdi şurada seyir terası gibi bir şey vardı. Oraya doğru gideceğiz. Bu Ahmet abinin söylediğine göre burası bu İsviçre yazdığımız zaman gözüken o kartpostal fotoğrafın çekildiği yer. Şimdi burada birkaç tane otel var burada. Ama otellerin içinden dümdüz geçiyorsunuz. Oteller kapıları kapatmamışlar. Aman bu ne be arkadaş. Bu ne ya? Şu kamerayı ağzına çıkar da bu ne ya? Bu nedir ya? Yani güneşten çıkınca nasıl rüzgar? Bu ne ya? Neyse ben konuşamıyorum yani bu manzara insanın nutkunu tutuyor. Tutuluyor. Tutuldu bile bak. Çok acayip ya. Bak bu videonun buralarını hiç kesmeyeceğim. Tepkilerimiz, doğal tepkilerimiz duyulsun diye. Bu arada gölgeyle güneş arasında inanılmaz bir sıcaklık farkı var. Benim ama gibi şu an biraz serinledik. İyi oldu. Benim gibi güneşi aldanıp üstünü başınıza bir şey almadan çıkmayın ya da ya bilmiyorum güneşe çıktığı zaman da bu sefer yanacaksınız. Arabanın içinde yanıyorum güneşi vurduğu zaman. Gölgeye geçince de 2 dakikada su üşüme geliyor. Gülden şimdi buradaki otellerin fiyatlarına baktı. Hani gerçekten otelde kalasımız ilk defa geldi. Öyle güzel bir manzara, öyle güzel bir yer.
Fiyatları ne kadar Gülerizciğim? Yani tam bu bölgede 912 CHV, 2782 CHV, 1392, yani 900'den başlıyor. 900'den başlıyor. Zaten 3 tane var. Söyleyeyim. Seçenek 900, 1200, 1300, 2000. Yani ne kadar ödeyeli? 1500 desen ortalamaya, 1000'e ortalamaya alsan 30 bin lira geceliği. Ne var? Uludağ'da bir otelde tabii. Kaç para? Öyle bir şey demiyorlar mı? Öyle bir şey diyor. Öyle deyince bir ucuza geldi. Ha, evet. Gerçekten. Ama bunun içerisinde ne var bilmiyorum. Yani o kadar detaylı bakma. Sen manzaranın keyfini çıkaracaksın. Ama bir gün param olursa daha fazla... Paran olursa? Bir gün daha fazla param olursa bir gece burada kalmak isteyebilirim. Evet, bir burada bir gün kalmak. Hani buranın o sakinliğini, sessizliğini bir yaşamak isteyebilirim. Bir gün boyunca sabah şöyle alplere doğru uyanıp inek çanlarıyla. İnek çanlarıyla. Bir de bundan çanlar ama çok ses çıkartıyor. Neyse, hadi diğer durağa doğru hareket edelim. Gidiyor muyuz? Gidelim. Gidelim, yoksa gidemeyeceğiz. Bu arada yani burası güzel noktalardan bir tanesi, biz bir de bir daha tırmanacağız ya. Acaba orası nasıl? Şu hiç bilmiyorum yani. Yol boyunca... Atlanarak devam ediyor manzaralar. Şimdi biz giderken İtalya sınırından geçerken bir tane büyük tünel var. Dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesi olarak geçiyor. 70 kilometre mi? 65 kilometre... 50 küsürdü galiba. Heh. Max 60 gibi bir şeydi. Öyle bir tünel var. Biz o tüneli kullanmayacağız. Çünkü zaten bizim İsviçre'ye gelmemizin sebebi dağda bayırda olmak. Ooo mikrofon hanım. Mikrofonum birazcık uzaklaştırmışım. İnşallah söylediğim şeyler duyulmuştur. zaten bizim amacımız hani dağlarında bayırlarında dolaşmaktı. O yüzden o tünele girmeyeceğiz. Çünkü acelemiz yok İtalya'ya varmak için. Orada tepeye tırmanacağız. Orada 2000 küsur rakıma doğru çıkacakmışız biz. Bir de Ahmet abi şey dedi. İtalya'ya gitmek için o kadar acele etmeyin. Getirebiliyorsanız buralarda biraz daha kalın ki haklı. Haklı gerçekten. Haklı. Şimdi o yüzden o tarafa doğru yavaş yavaş gideceğiz. Bir tane çok güzel bir tavukçu varmış önerilen. Oraya evet. Doğru gideceğiz. Yani bizim şöyle bir durumumuz var. Saat şu an 3.30. Yaklaşık 4.5 saatimiz var tünele gidebilmek için. Çünkü 8'den sonra Alp geçidi kapanıyormuş. Tünelden geçmek zorunda kalıyormuşuz. Geçiremezsek biz buradayız. Bakacağız, o da olabilir yani. Gel çok da moralimi bozmuyorum burada olmak için. Araba geliyor. Çünkü zaten buranın da yanından çıkar çıkmaz da o tünelden geçer geçmez de Lugiano bölgesinde olacağımız için. O da aslında hala Alpler'de olduğumuz anlamına geliyor. Ama Alp dedim ya, başarılı olanı bir ara arayayım. Ara konuşursun. Kızar mı? Diye. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Tavukçuya gidelim, ben acıktım şu an. Oksijen acıktırdı. Tamam. Bürgenşitok'tan çıktık. Yaklaşık yarım saat falan araba kullandık. Evet, biz o Ahmet abinin de söylediği ünlü tavukçuya geldik. Hatta geldiğimizde bir Türk aileyle daha karşılaştık. Onlar da siz burayı nereden biliyorsunuz? Hani bu tavuk yemeye buraya mı geldiniz falan diye şaşırdılar. Yani popüler bir yermiş ama sadece hani burayı bilenler falan geliyorlarmış. İçerisi bayağı kalabalık. Kapıda sırada bekledik. Hatta kalabalık zamanlarda rezervasyonsuz almıyorlarmış. Hani bu bizim tanıştığımız aile de buraya tavuk yemeği 150 kilometre öteden gelmiş. Çok güzel diyorlar. Gerçekten merak ettim. Sosu falan çok güzelmiş. Bir de tavuk ne dedin sen? Tavukları kendileri yetiştiriyorlar. Kendileri yetiştiriyorlarmış tavukları. İşte doğal gezen, hoşturan, zıplayan, hoplayan. Burada zaten doğal olmayan bir şey yoktur herhalde. Bir sürü inek falan gördük. Keçi gördük. Doğal olmayan daha pahalı olabilir gördük. Bir şey söyleyeyim mi? Her yerde otluyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O zaman... Böyle bizde... Göster çıkınları, bak çıkınları. Mutfağın yanındayız. Gerçekten mutfağın yanında iki kişi rezervasyonsuz böyle bir masa. Yani olacak o kadar. Olsun, açız, doyacağız. Neyse, bu arada eğer buraya gelirseniz kredi kartı geçmiyor. Sadece nakit kabul ediyorlar. Eğer euro ile ödemek isterseniz de şu an mesela 0.97 euro CHV oranı kuru. Onlar 0.90'dan alıyorlarmış. Öyle bir bilgi verdi garson arkadaş. Haberiniz olsun. Eğer buraya gelecekseniz
ya o kaybı kabul edeceksiniz. Çok bir şey değil zaten. Kaybolsa kaybolsa ne kadar kaybolacak? 2 euro, 3 euro kaybedeceksiniz. Ya da yanınızda CHF bulunuyor. O zaman bir tavuğu bekliyoruz. Tavuk gelince görüntüyü koyar mısın? Koyarım, koyarım. Yemeğe başladıktan sonra aklımıza geldi, tavuğu biraz parçaladık. Sosu gerçekten çok farklı. Bu patates benim hiçbir yerde yediğim patatese benzemiyor. Bunun da ekstra bir sosu var. İnanılmaz lezzetli. Bir şey söyleyeceğim. Patates, ya, ikisi de çok güzel. Hakikaten çok evet. İyi. Yani, hiç beklemediğim kadar iyi. Adres vesaire falan ben açıklama yazarım. En azından konumu bir şeyleri koyarım. Yolunuz buraya düşerse gelmemek gerçekten boşa geçirilmiş olur ya. Bu çok acayip bir şey. Mutlaka uğrayın. Mükemmel bir sos ya. Duramıyorum, yiyorum. Hadi ben de duramıyorum. Ben de kapatıyorum o zaman.